Türkiye'nin alanında ilk yerli ve milli simülatörü Dunker ve o simülatörün içinde yer aldığı 4000 metrekarelik bir tesis. Her şey Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin en zorlu şartta bile hayatta kalması için tasarlandı. Kocaeli'de Cengiz Topel Deniz Hava Üssü'ndeki tesisin kapıları ilk kez TRT Haber'e açıldı. İcra edecekleri emerjensi bir durum sonrası suya mecburi iniş yapmaları durumunda emniyetle kabini terk etme ve denizde hayatta kalma usullerinin simülatif olarak uygulanmasını sağlamaktadır. Bu sayede zorlu ve uzun süreli eğitimlerden geçmiş uçucu personelin hayatta kalması birinci hedef olarak amaçlanmıştır. Sesler kulağınıza geliyordur. Bu tamamen yerli simülatörle birlikte ortam daha gerçekçi olsun diye rüzgar, yağmur, dalga ve ses efektleriyle doğal afet ya da savaş ortamı benzetimleri yapılabiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 6 aylık bir eğitim süreci boyunca 350 TSK personeline eğitim vermiş bulunmaktayız. Suya düşen simülatör her iki yönde 180 derece alabora olabiliyor. Personel bu zor şartlarda su altından kurtulmaya çalışıyor. Hava aracından kurtulup suyun üstüne çıkan Mehmetçik can salına geçiyor. Bu sefer devreye arama kurtarma ekipleri giriyor. Simülatör sayesinde bir anda gündüz geceye dönebiliyor. Mehmetçik hem karanlıkla hem de zorlu hava şartlarıyla mücadele ediyor. Dünya genelinde tüm denizlerde varlık gösteren Türk donanması, emsali olmayan teknolojik imkanlarla zorlu görevlere hazırlanıyor.